Efendim, günaydın, günaydın. Gününüz aydın, içiniz sevgi, eviniz huzur, işiniz cebiniz bolluk bereketli olsun dilekleriyle, duyguyla sabah keyfini gene bomba gibi açıyoruz. Bugün günlerden çarşamba, bugün mutfağımızdayız. Bugün hem yemek yapıp hem de sohbet edeceğiz. Önemli bir konu var bugün size hem öğretmek hem farkındalık yaratmak adına özellikle bu konuyu seçtim. Çünkü toplumumuzda da son dönemde de toplum Türkiye'de ve dünyada son derece yaygın bir şekilde yaşanıyor. Otizm konuşacağız, disleksi konuşacağız. Belki aramızda ilk kez duyanlar var. Belki duyup da tam olarak ya şöyle miydi, böyle miydi diyenler var. Bugün bunun aslı astarını öğreneceğiz. Nedir, nasıl bir hastalıktır, tedavi edilebilir mi konuşacağız. Konuğumu az sonra size tanıtacağım. Ersin Usta mutfağımızda bugün. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Gecikmeli olarak nasılsınız, evet. İyi misiniz? Teşekkür ederim, siz sormalı. Bizler de iyiyiz. Bugün izleyicilerimiz ne yiyecek, ne pişirecek, onlara neyi tattıracağız? Bugün domates soslu, tavuklu, mantarlı krep. Krep yapacağız. Evet. İçinde neler gerekiyor, malzemelerimizi de şöyle bir tanıtalım mı? İçerisinde öncelikle krepimiz var. Yumurta ve unla yapıyoruz. Yumurta, un, süt ve tuz. Tuz, hı hı. Tavuk, mantar, soğan ve sarımsak. Yapıyoruz. Ve domates ve baharatlarımız. Kolay üzerine... mıdır böyle krebin yapımı? Ya bir iki sefer denemeden sonra hiç yapmayanlarla. Sonra değil mi? Şu krebin bir kıvamını zaten bir tutturmak önce biraz sıkıntı olur. Ondan sonra yaptıktan sonra. Bugün inşallah. Tutturacak mısın? Bakalım. Biz tutturuyoruz tutturamayanlar için. Tutturamayanlar için. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Bugün konuğum sevgili izleyiciler Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Fevziye Toros konuğum. Tekrar hoş geldiniz. Böyle bugün sizi yemeklerle karşılıyoruz. Bilmiyorum, sever misiniz böyle krep ve değişik tatları? Severim tabii ki. Ben de örneğin bakayım, eksik yaptıklarım var mı? İzleyeceğim bir yandan da. Ersin Usta'dan ben de zaman zaman yemek tiyolarını öğreniyorum. İşte bunu böyle yapın, bunu şöyle yapın, lezzetli olur, işte şöyle yapalım diye. Ben de yemek kültürümü geliştiriyorum. Ama biz hep yumurtayı işte ya omlet yaparız ya işte haşlarız ya yağ kırarız. Böyle değişik etlerle, sebzelerle kombinasyonda da farklı tatlar yaratılıyor mutfaklarınızda. Bir anne olarak zaten oldukça mecburen iyi. İyi olmak durumunda kalıyor değil mi hocam? Sevgili izleyiciler, şimdi sohbete geçmeden önce ben sizlere iletişim numaralarımızı da hatırlatmak istiyorum. Konuyla ilgili soru sormak isteyen uzmanımıza merak ettiklerini sormak isteyen izleyicilerimiz olursa 0324 232 33 33 232 33 33 telefon numaralarından bize bağlanabilirsiniz. Bugün bayağı kapsamlı bir program yapacağız. Bu sorunu yaşayan ya da çevresinde, akrabasında yaşayan varsa en azından onlara bir nebze olsun yol gösterelim değil mi? İnşallah. Şimdi bugün konumuz otizm ve disleksi. Hı hı. Çok zikrediyoruz ama çok da doğrusunu bilmiyoruz ne olduğunu. Şimdi otizmin bir tanımını bize yapar mısınız? Tabii nedir otizm? Ki. Otizm öncelikle aslında ailelerin veya toplumun yanlış yorumladığı ve çok kaygılandığı bir terim. Ama özüne bakacak olursak nedir diye söyleyecek olursak iletişim sorunu olduğunu söyleyebiliriz. Çocuklarda hem dil hem de sosyal iletişim için gerekli olan göz temasının olması gerekenden daha az ve yetersiz olması diyebiliriz. Disleksi dediğiniz şey tamamen aslında ayrı. Bazen birlikte de tabii evet, ki olabilir. Çok, ama ayrı tamamen iki kavramdır. Disleksi normalle yakın veya normal zeka düzeyinde olan ama okumada, bazen yazılı anlatımda, bazen matematik işlemlerinde zekasından beklenmeyecek düzeyde hatalar yapan çocuklar. Aslında disleksi okuma bozukluğu demek. Hmm. Ama çok yaygınlaşmış halk arasında ve tüm öğrenme güçlükleri adına disleksiye kullanılıyor. Halbuki matematik bozukluğu diskalküli, yazmada olan bozukluk, hecatlamalar, yanlış yazmalar gibi disgrafi, okuma bozukluğu saf dis
disleksi. Ama üçünün de kapsayan yaygınlaştığı ve %80 oranında en sık disleksi okuma bozukluğu göründüğü için ana başlık disleksi olarak görünüyor. Evet. Şimdi özel öğrenme bozukluğu. Sohbete devam edeceğiz ama ben rejiden rica edeceğim. Konuya ilişkin biz de bir sokak röportajı yaptık. Biz sohbet ederken onu hazırlarsa rejide bakalım sokaktaki vatandaş aslında ne kadar biliyor ama şunu gördük ki kat etmemiz gereken çok fazla yol var Feyzi Hocam. Çünkü evet adını duydum, evet şöyle böyle ama tanım tamamen farklı, algı tamamen farklı. Şimdi otizmin acaba son dönemde daha mı sık görülüyor yoksa bu kavram yeni mi keşfedildi? Hani bu hastalık yeni mi keşfedildi ya da daha mı teşhis konulur aslında hale geldi? Aslında 1943'ten beri olan bir kavram. Ama son yıllarda çok geniş bir spektrum olmaya başladı otizm. Hafif düzey, orta düzey, ağır düzey olarak artık kategorize ediliyor ve çok daha yaygınlaştı. Belki bizlerin çoğalması da, uzmanların çoğalması da bunun farkındalığını, medya, sizlerin etkisi, insanların farkındalığını arttırdı. Ama burada özellikle şunu söylemek de lazım, otizmde en büyük risk faktörlerinden bir tanesi ilk 3 yıl içerisinde çocuğun televizyon, tablet veya akıllı telefon gibi birçok teknolojik cihazlara fazla maruziyeti ve gerçek akran iletişimi veya gerçek dünya iletişiminden uzak kalması çok ciddi bir tetikleyici risk faktörleri. Bunun da çağımızda çok ciddi bir katkısı var. Ama eskiye göre eskiden 1/100 denirdi. Şu an %1-2 hatta %5 oranında olduğu artık. Biliyoruz peki yani. Şimdi biraz önce bahsettiğiniz işte tablet, bilgisayar, televizyon artık hani 6-7 aylık çocuk bile elinde telefonun tuşlarına basar hale geldi. Ne yapıyor peki bu elektronik eşyalar? Şimdi orada iki risk var. Bir tanesi çocuğu pasif durumda tutuyor. Konuşma ihtiyacı, göz teması kurma ihtiyacı, iletişim ihtiyacı zaten hissetmiyor. Asıl risk o dünyayla yani sanal dünyayla gerçek dünyayı ayırt edemediği için bu dünyayı da sanalın devamı olarak algıladığı için küçük yaştaki çocuk burada da ekstra bir iletişim için çaba gösterme ihtiyacı hissetmiyor. Dolayısıyla farkındalığı, çevreyle olan iletişim ihtiyacı veya konuşma çabasını öğrenmemiş oluyor. Tabii aslında otizm biraz yapısal bir bozukluktur. Yani riskli doğar çocuklar, her televizyon izleyen çocukta tabii ki bunlar olmuyor. Ama önceden de bu çocuk daha riskli deme şansınız her zaman olmuyor. O yüzden ilk 3 yıl özellikle çocukların bol sosyal ortam, akranların bulunduğu ortamlar ve teknolojiden hani televizyon programı yapıyoruz ama çocuklar adına önemli. Çocukları olabildiğince uzak tutmakta fayda var. Şimdi riskli doğan çocuklar dediniz, risk grubu. Nedir bu risk? Şimdi öncelikle otizm tabii sebebi tam olarak bilinen bir bozukluk henüz değil günümüzde. Dolayısıyla riskli dediğimiz çocuklar mesela kardeşinde otizm varsa risk biraz artmakta. Ailede zihinsel engelli başka bir çocuk kardeş varsa risk artmakta. Anne baba akraba evliliği varsa risk artmakta. Ailede geç konuşan çocuklar, yeğenler, kuzenler, kardeşler varsa risk artmakta. Veya anne baba çok böyle biz gelen hastalardan da çok duyar. İşte doğuda doğu görevi yapıyor. Bir ilin bir ilçesinde veya bir kasabasında veya bir köyünde kış memleketi uyaran eksik. Hani evde kalıyorlar sürekli ve televizyon ve hiçbir gerçek iletişim kuracakları akran olmayabiliyor. Bu gruptakiler. Yani bunun gibi bir sürü saymak mümkün. Annenin zor gebeliği, erken doğum, düşük doğum ağırlığı, ikiz gebelikler, annenin doğum sonrası depresyonu. Çok risk faktörü var. Biyolojik kökeni var. Evet. Ama çevresel faktörlerde ciddi bir tetikleyici. Yani nöropsikiyatrik bir bozukluk aslında otizm dediğimiz. Baktığınızda biraz da aslında karmaşık ve teşhisi ve tedavisi. Şimdi o aşamalara da geleceğiz şimdi izleyiciler eminim çocukları olanlar hemen şunu endişesini duyuyorlardır. Ya acaba işte benim çocuğumda bir otistik bozukluk var mı, otizm hastası mı? İşte elinde tablet ya da işte dediğiniz biraz önceki bahsettiğiniz semptomları ufak ufak gösteriyor da olabilir. Şimdi aile
Birincisi nasıl gözlemlesin, nelere dikkat etsin ve şunlar olmadığı noktada sizin gerçekten bir uzmana, bir psikiyatri uzmanına gitmeniz gerekir diyebileceğiz. Şimdi 7-8 aylıkken aslında en erken diyebileceğimiz aylardır otizm farkındalık başlar. Çok nadiren 6-7 aylıktan da farkına varabilirler. Burada önemli olan çocuk sesine bakıyor mu? İletişim, göz teması var mı? Biraz daha ilerleyince işte el sallıyor mu? Ufak ufak taklitleri yapıyor mu? Akranlarını olduğunda izliyor mu? Oyuncakların farkında mı? Ya da odanın bir köşesinde kendi başına duruyor saatlerce, biri giriyor, biri çıkıyor. Bunun hiç umurunda bile olmadığı bir süreç mi yaşıyor? Yani göz teması olarak veya izlen ve duyguları paylaşım ve anlam olarak bir değişik bizim çocuk. Hani çok sanki sosyal değil gibi, sanki pek buralı değil gibi burada ama hani çok da hani biraz ortama farklı. Ortama katılmıyor. Aynen, hissettikleri an bence görülmesinde fayda var. Çünkü erken tanı çok önemli. Erken tanı çok kurtarıcı. Çünkü artık o kadar dediğim gibi sıklık arttı ki çok hafif düzeyler var. Hani atipik diyoruz, çok hafif düzey diyoruz. Onları erken fark ettiklerinde 6 ay 1 yılda tamamen normal bir çocuk olarak da artık toplumda yer alabiliyorlar. O yüzden erken tanı, erken teşhis yatsımadan, ya yok hayır bizim çocuğumuz olmaz demeden daha bütüncül bakıp erken yol almak çok önemli. Şimdi bu sorunun devamını açıklamalara devam edeceğiz ama rejiden arkadaşlar bu yaptığımız sokak röportajının hazır olduğunu izleyelim. Söylüyorlar. Sevgili izleyiciler bakalım biz de sevgili arkadaşlarım çıktılar, vatandaşa mikrofon uzattılar. Bakalım bizler otizmi ne kadar biliyoruz, nasıl yorumluyoruz? Şimdi ekranlarınızda birlikte izleyelim. Otizm yani tanım olarak tam bilmiyorum ama hani çevremizde hasta olarak yoğunlukta olan bir hastalık. Evet. Özellikle ufak çocuklarda falan ilerleyen aşamalarda kemik iliğinden kaynaklanan bir hastalık olarak biliyorum. Davranışlarında, hareketlerinde nasıl belirtiler var, bunları açıklayabilir misiniz? Normal insanlar gibi değiller tabii normal olarak. Yani çevreden aldıkları tepkilere göre onlar da tepki veriyor. Hani bazen aşırı, bazen normalin altında davranışlar sergiliyorlar ama eğitimle biraz daha şey olabiliyorlar, hani gelişebiliyorlar, normalleşme sürecine girebiliyorlar biraz. Otizm nedir bildiğim, yani bilgim yok ama görüyorum çocukları. Komşuların olsun, ahbapların olsun çocukları var. Otizm zihinsel bir hastalık. Böyle gelişme bozukluğu gibi bu şekilde biliyorum ama çok da bilmiyorum. Daha önce etrafınızda otizm hastası gördünüz mü? Yok, ben görmedim. Yani tanık olmadım öyle bir şeye. Daha önce etrafınızda disleksi hastalığı olan yakınlarınız veyahut da gördüğünüz kimse var mıydı? Yok, bilmiyorum yani. Peki otizm? Otizmi duydum. Duydum ama yakınımda kimse yok. Yani bildiğim kimse yok. Otizm genelde çocuklarda gözüken, ben öyle biliyorum, çocuklarda gözüken bir bazı engelli durumların oluştuğu bir hastalık olarak biliyorum. Disleksi hakkında bir bilginiz var mı? Disleksi hakkında bir bilgim yok, hayır. Doğuştan yani geri zekalı çocukların, insanların şey olduğu bir hastalık. Maalesef ki dünyada bunun daha şeyini çözemediler, yapamadılar yani bir türlü. Fakat Dünya Sağlık Örgütü bununla ilgili büyük bir uğraş vermekte. Halkımız da bununla ilgili, otizmle ilgili bilinçlendirilmesi lazım. Aileler de çocuklarını veya doğan çocuklarını veya bu şekilde otizm olan hastalıkları şey yapmış çocuklarını o şekilde sağlıklı bir şekilde şey yapmaları için bu hastalığa karşı bilinçlendirilmesi gerekir. Peki disleksi nedir? Onunla ilgili. Evet, izledik. Yorumlarınız ne? Şimdi çok farklı tanımlamalar yapıyor halk kendine göre. Zihinsel gelişim bozukluğu olarak yorumlayanlar var. Herhalde toplumun da bayağı bir eğitimi. Burada en çok dikkatimi çeken herkesin bir disleksi olmasa bile çevresinde bir otizm çocuğu gördüğü ve en azından duyduğu. Yani bu da zaten ne kadar
yaygın olduğunda aslında düşündürdü gerçekten. Gerçekten de öyle artık. Aslında söylenenlerin hepsinde kısmen doğru paylar var. Herkes kendi açısından haklı tarafları var. Ama otizm her çocukta zihinsel gerilik olacak diye bir şey yok. %70'inde evet ortaya da ağır oranda biz de zihinsel gerilik birlikte görebiliyoruz. Ama %20-30'unda normal, normale yakın hatta normal üstü zeka düzeyinde dahi sahip olabiliyorlar. Birincisi bu. Diğer dikkatimi çeken, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Hep çocuklarda görüldüğünü söylediler. Maalesef bu bizim toplumumuzun en büyük eksikliği diye düşündüm. Çünkü ileride evden çıkartamıyor aileler. Yani topluma kazandıramıyoruz. Tamam, küçükken özel eğitime gidebiliyorlar. Gidebilen çocuklar kreş veya anaokulu veya kaynaştırma okullarına, kaynaştırma öğrencisi olarak okullara gidebiliyorlar. Ama ergenlikten sonra okul hayatı biten grup evde kalıyor. O yüzden hep çocuklarda, halbuki ömür boyu sürüyor. Süren bir süreç. Yani o da çok ilgi çekici ve o konu üzerinde de bence gerçekten hani ne yapılabilir? Ailelerin de en büyük sıkıntısı bu zaten. Hani evet şimdi biz sahip çıkıyoruz, biz sağız, ilgileniyoruz, ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Ama ya sonrası? Şimdi, bu gerçekten çok büyük bir toplumsal sıkıntı demek mümkün. Zaten onu da fark ettik. Buradan evet. Görüyoruz. Tabii bu hastalığın tedavisiyle birlikte biz diyoruz evet hastalığı tedavi edeceğiz ama aslında toplumu da aileleri de eğitmek kesinlikle çok 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 önemli. Onların da yanlış yaklaşımları, yanlış önyargılar dediğiniz gibi eve kapanması onun ileride çok daha eş psikiyatrik sorunlar yaşamasına da tabii zannediyorum ki neden oluyor. Yani zaten hani engelli çocukların genel olarak söyleyebiliriz. Hı hı. Hani fiziksel olabilir, zihinsel olabilir. Otistik çocukların ailelerinde evlilik uyumunda da tabii ki zaman içerisinde problemler yaşanabiliyor. Hani aileye sadece hani bakım veya özel eğitim çocuk için değil ama aileye belki anne babalara da ciddi bir sosyal psikolojik destek, zaman zaman belki onların ihtiyaçlarını karşılayabilecek sosyal aktiviteler, ihtiyaç gerçekten var. Sonra anneler bir süre sonra çocukları bize genelde babalar alınmasınlar ama tek getirmeye başlıyorlar. Hmm. İlk başta küçükken birlikte geliyorlar. Şöyle 9-10 yaşından sonraki gelen otistik çocuklar genelde annelerle geliyorlar. Babalar olmayabiliyor veya İletişim sorunları yaşanmaya başlanabiliyor veya ayrılma süreçleri yaşanmış olabiliyor. Şimdi devam edeceğiz sohbeti. Bu arada burada yapılan işlemlerden de biraz bahsedelim. Neler yaptık Ersin Usta? Krep hamurumuz hazır. Hazır. Hemen 2 dakikada hazırladınız. Ne yaptık? Ne kadar süt, ne kadar? 2 yumurtadan yaptık zannediyorum. Tek yumurtadan yaptık. Az yapacağımız için tek yumurtadan ortalama bir 4 kaşık un, 1 çay bardağı kadar süt. Çırpıyoruz. Hazır, bunu bekletiyoruz. Evet. Burada ne yaptık? Tavuğumuzu kavurduk. Üzerine biber, soğan ve sarımsak ilave ettik. Yavaştan onları da kavuruyoruz. Mantar ve biberleri de ekledik. İçi de hazırlıyoruz. Daha sonra bakalım harmanlayacağız. Konuğumuza tattıracağız. Bakalım sınıftan geçelim. Bugün geç kaldık ama. Tamam bugün. Bu güzel lezzetli yemeklerinde eminim ki kendini affettireceksin. Hatırlarsanız geçen hafta hocamızla ben tavuk yemem diyordu. Evet. Buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletelim. Geçen hafta da konuğumuz Kızılay, Mersin Kızılay Şube Başkanı Necmi Bey'di. Yine tavuklu, özel soslu bir yemek yaptı Ersin Usta ama dedi ki ben tavuk yemem. Hani ben sevmem. Dedi ki bitsin ondan sonra pek bu tavuğa benzemiyor. Gerçekten de program sonunda yedi. O yüzden doğru. Buradan da selamlarımızı iletmiş olalım kendilerine. Şimdi Teyze Hocam bu evet dedik ki aile boyutu var, aileleri de ileride ya toplumsal aslında bir bireyin işte hasta olması toplumun her şeyini etkiliyor bir yani işte ailenin dağılmasıyla birlikte yine toplumsal ortamı da etkiliyor. Çocuk dedik ki 6-7 aydan işte 8. aydan itibaren o iletişimle teşhis konulabiliyor dedik. Şimdi kişi fark etti ve uzman hekime gitti ve tedavi süreci başladı. Nasıl bir yol izleniyor bunun? Şimdi burada öncelikle sürecinde? Uzman
sorusunu da vurgulamak lazım. Tabii kime başvuracaklar? Aynen öyle. Çok önemli sorulardan birisi. Evet, kime gidilecek? Şöyle bir şey. Bunu hani ben buraya geldiğim için veya çocuk psikiyatristi uzmanı olduğum için söylemiyorum. Ama gerçekten bizim en yoğun uğraştığımız alanlardan ve en hakim olduğumuz alanlardan birisi. Bizim amacımız, daha doğrusu benim şu an hani özellikle bunu söylemedeki amacım, çocuk psikiyatrisi uzmanlarının gitmelerinin gerektiğindeki amaç, hakim olmalımız bizim konuya, bir de zaman kaybetmemeleri. Çünkü bu bir zamanla da yarış. Yani bazen maalesef bazı yan meslektaşlarımız şöyle yapıyor. Çok hafif düzeyse farkına varamayabiliyorlar. Veya aileleri bir şey yok, önemli değil, nasıl olsa konuşur diyebiliyorlar. Siz çok tasalanmışsınız, çok evhamlanmışsınız deyip gönderebiliyorlar. Biz o zaman 3 yaşında geliyor çocuk. Belki 1 yaşında biz onu görsek hafif düzeydir. Bizim en sevdiğimiz grup ve ailenin en çok yüzünü güldüreceğimiz grup. Tedavi edilebiliyor mu? Kesinlikle. Özellikle hafif grup. Çünkü artık çok geniş bir yelpaze dediğimiz için hafif düzeyde olanlar, hele erken tanıda, özel eğitim, bireysel ve bazen grup eğitimi, kreş eğitimi ve çocuğun doğru sosyalleştirme yöntemiyle. Eğer annede babada hani sosyal anlamda bir sıkıntı varsa onlara doğru bir yön çizmekle kesinlikle çok güzel yanıtlar almak mümkün. Ama önce aile bunu kabul edecek ve doğru yerlere başvurmaları önemli, doğru yönlendirmeler. Çünkü otizm dediğiniz zaman az önce söyledim hani sanki dünyaları yıkılıyor insanların ve o hekimi bir daha görmek istemeyebiliyorlar yıllarca. Kabul etme süreci çok zor değil mi? Bazen ömür boyu bile sürebildiğini biliyoruz biz. Ama halbuki adı otizm, siz şuna bakın diyorum ben, bu çocukta ne var? İletişim sorunu. Adı hiç önemli değil. Dil gelişiminde gerilik, yetersizlik, göz temasında yani sosyal iletişiminde yetersizlik. Yani siz iletişim sorunu olarak düşünün. Zihinsel bir zeka geriliği gibi bir çözümsüz gibi düşünüyorlar otizm dediğinizde ve birden yoğun bir depresyon o zaman değil diye düşünüyorlar. Ama adı önemli değil. Biz bulgulara bakıyoruz. Adı bir misal olarak evet bizim için önemli ama siz bulgulara bakın. Hele hafifse çok daha şanslısınız, iyi değerlendirin diyoruz. Günümüzde ama artık farkındalık çok da artmaya başladı. İnsanlar doğru yerlere ulaşıyorlar. Çok güzel çabalar gösteren aileler var. Bizim yüzümüz de çok güzel güldürüyorlar. Onlar da böyle mutlu gelince biz de çok gerçekten mesleki olarak da çok iyi hissediyoruz. Çok farklı geliyorlar bir süre sonra. O yüzden erken tanı, erken kabullenme, isme odaklanmama, bulgulara odaklanma ve erken yol alma çok şey değiştirebilir otizmde. Bu konularda biz de zannediyorum kavram kargaşası yaşıyoruz. Şöyle hiperaktivite de böyle işte çok konuşulan, evet, çok işte biraz işte hareketli konu olduğunda evet işte hiperaktif çocuk ya da hani bir şekilde kendimiz teşhisi koyup da yanlış içini boşalttığımız kavramları biz tanımlıyoruz çocuklara. Maalesef, teşhis koyuyoruz. Otizmde otizmle hiperaktivite de tamamen ayrı. Ayrı ama birliktelik de sıktır. Sık mı birlikteliği de? Tabii ki. Sık birliktelik olur. Ama burada hep şuna bakmak lazım. Yani hiperaktif yapı farklıdır. Dikkat eksikliği, hiperaktifte bozukluğu farklıdır. Hmm. Çocuk hiperaktif yapıda olabilir. Neyi kastediyoruz? Hareketli bir yapısı var. Evet. Ama bozukluk dediğinizde çocuktaki o hiperaktifte dediğimiz yapı ya sosyal anlamda, mesela kreşte arkadaşlarına zarar verme veya onlarla oynama veya kurallara uymada veya akademik anlamda yazmama, çabuk sıkılma veya faaliyetleri tamamlamamak kreş döneminde gibi bir sıkıntı oluşturması lazım. Bunlar varsa bozukluk düzeyinde mi diye yine bir uzman görmesi lazım. Ama yapı hiperaktiftir, dikkati çabuk dağılıyordur. Bunlar hani kullanılabilen günlük terimler oldu artık. Evet, ama bozukluk dediğinizde işlevsel bir bozukluk yapması lazım. Ya akademik ya sosyal. Bunun teşhisi için de mutlaka bir uzmanın tabii ki. Bu yine bizim hani en çok ilgilendiğimiz alanlarımızdan tabii ki bir tanesi. Otizmle birlikteliği de %30'dan %70-80'e kadar birliktelik gösterir. Özellikle hafif, çok yüksek bir oran. Özellikle hafif düzeydeki otizm bulgusu olan çocuklar açılmaya başladıklarında hiperaktiviteleri artar. Çünkü o kapalılıktan çıkıyorlar, merak ediyorlar. Her şeye dokunuyorlar, bakıyorlar, inceliyorlar. O dönemde bir belirginleşebiliyor özellikle. Ama olsun, onun tedavisi veya uğraşısı hiç zor değil bizim açımızdan. Yeter ki o kabuğundan
açılsın, çıkabilsin. Evet, İlaçla tedavi ediliyor mu? Gerekirse otizm? Evet. Her zaman değil ama özel eğitim, bireysel eğitim, aileyi doğru yönlendirme, bilinçlendirme, gerekirse ilaç tedavisi tabii ki biyolojik ayağı hem dikkat eksikliği hiperaktivitenin hem otistik bozukluğun biyolojik ayağını kırmazsanız bazı hastalarda diğerleri çok anlam ifade etmiyor. Ama her zaman kullanıyor musunuz der misiniz? Hayır, her zaman gerekmeyebiliyor. Ama erken teşhiste bu olasılık daha düşük. Şimdi ilaç tedavi ihtiyacı. Aileler açısından düşündüğümde evet belli bir yaşa kadar çocuk evde hem hekim hem özel kendi eğitimleri ya da işte özel aldıkları desteklerle o ayağı da soracağım size. Hı hı. İzleyicilere benim amacım o aşamaları da onlara yardımcı olabilmek, ne yapacaklarını, nereye başvuracaklarını anlatabilmek adına. Şimdi ortalama işte çocuk 4 yaşına geldiğinde bir anaokulu, okul öncesi eğitim sürecine başlar. Bu çocuklar, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar, aileler nasıl yol izlemeli? Şimdi normal gelişim süreci gösteren çocuklarda 3 yaştan sonra kreş eğitimi biz zaruri diyoruz. Ama iletişim problemi varsa, konuşmada gecikmesi varsa, otistik özelliği var veya yok, 2 yaşında, yaş grubu varsa daha erken yaşta kreş eğitimi başlayabilir. Özellikle bakıcı hani çok sevebilir, çok iyi koruyabilir, çok iyi bakım verebilir ama yaşlıysa, çok enerjik birisi değilse, gün boyu televizyona maruz bıraktığıyla ilgili bir ailenin endişesi varsa, aile yoğun çalışıyor, akşam çocukla çok belli bir vakit geçiremiyorsa erken yaşta da kreş başlangıcını önerebiliriz. Kreşle beraber bazen hafif olan çocuklarda biz bir süre kreşi sadece görebiliyoruz. Çünkü yeterli olabiliyor, açılabiliyorlar 3-4 ay içerisinde. Ama 3-4 ay içerisinde yeterli gelişim veya açılma, konuşma, iletişim açısından görmüyor isek o zaman birlikte kreş artı özel eğitim diyoruz. En az haftada birkaç saat olmak üzere. Bu da ama işte, normal bir kreşe gidebiliyor mu? Gönderilmeli bir kısmı gönderilmeli. Çünkü ayrı bir kreş yok zaten bu çocuklar için. Özel eğitim. Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bazı kreşler var gerçekten muhteşemler. Bu çocukları çok güzel kabulleniyorlar, sahipleniyorlar ve ilgileniyorlar. Bazıları var, baştan hani almayız diyebiliyorlar. Belki haklılar kendi bakış açıları, bazıları da oyalayabiliyor. Ama kreşlerin de şeyi çok güzel. Son yıllarda bilinçlenmesi, farkındalıkları hafif düzeyse, çocuk genel düzeni bozmuyorsa, çok hiperaktivitesi yoksa onu alabiliyorlar. Ama davranış sorunları diğer çocuklar açısından da sıkıntı oluşturuyorsa beraber işbirliği yapıyoruz zaten. Kreşe devam ediyor ama bazen çocuğu birazcık frenlemek için, işin biyolojik ayağını ele almak için de ilaç desteği ekleyebiliyoruz. Ama normal kreş sürecine girecekler. Yani ayrı özel bir kreş değil. Hmm. Ayrı olan kısım özel eğitim kısmı. Yani siz mutlaka ve mutlaka toplumla aynen birleştirilmeli, evet, kaynaştırılmalı. Evet, evet. Bu noktada tabii eğitmenlerin de bilinçli olması kesinlikle gerekiyor. İşte bu tip özel eğitime ihtiyacı olan çocukların psikolojilerinin, davranışlarının, çünkü biz de hani tabii hepsini genellemiyorum ama işte yaramaz olduğunda, haliz olduğunda hani belli bir disiplin vardır, belli bir kural kaide vardır. Hani eğer çocuk ona uymuyorsa daha farklı uygulamalar yapılabiliyor ya da yadışınabiliyor. Evet. Ama bu da tabii hem ailenin hem öğretmenin, okulun ve doktorun eş güdümlü işbirliğiyle yapması gereken ama bir... Son yıllara çok bu konuda başarılıyız ama. Onu Mersin olarak bunu söylemek siz istiyorum. Siz sonuçlarını da görüyorsunuz. Kesinlikle tabii hastalarınızdan görüyoruz. Tabii o çok keyif verici bir aşama zaten. Peki ağır olmamak, şimdi atipik dediniz, hani bunların kademeleri var. Muhakkak. Hafif kademede, hafif şiddette yakalandığında otizm tamamen sıfırlanabiliyor mu? Yani çocuk belli bir yaşa geldikten sonra hayatı boyunca son derece normal. Tabii ki olabilir. %30, 40 hatta 50 oranlarında tamamen normal bir birey olabilir. Bir kısmı biraz sosyal anlamda dönem dönem sıkıntı yaşayabilir. Akademik hayatında bir sıkıntı çok olmayabilir ama iletişim veya böyle mecazi kavramlar, soyut kavramları anlama, espri ve şakayı anlamada biraz zorluk yaşayabilir. Bir kısmı dikkat eksikliği, hiperaktivite sık birlikte olur diye söylemiştim. Dikkatle ilgili veya öğrenmeyle ilgili biraz sorunlar yaşayabilir. Ama hafif düzeyin çoğunluğu hani akademik hayatta desteklerle beraber bazen normal sürecinde yaşayabilir. İletişimle ilgili kısıtlılık o dediğim gibi hani biraz aldığı eğitime, tanının konduğu yaşa, ailenin verdiği emeğe birçok şeye bağlı.
Ama normal süreci de en az 3'te 1'i yaşar. Sizin anlattıklarınızdan evet bu hastalığın biyolojik tabanı var ama biyolojik tabanından daha çok dışarı hayatı, kesinlikle, sosyal hayat çok çok önemli. Hele ki biraz önce ifade ettiğiniz o televizyon, bilgisayar, tablet vesaire çocukların sürekli ellerinde kullandıkları. Evet, yani günümüzde aslında, çok önemli gerçekten. Cuma günü de sevgili izleyiciler buradan duyurusunu da yapmış olayım. Çok güzel bir işbirliğiyle birçok sivil toplum kuruluşunun da ortaklaşa bir organizasyon var. Bir sempozyum düzenleniyor şehrimizde. Mersin Elektrik Mühendisleri Odası'nın da başkanlığında elektronik. Benim de konuşmam var orada. Sizin de konuşmam. Cumartesi. Aynen öyle. Güzel bir olacak çok ama. Çok önemli, evet, bir kesinlikle bence sempozyum. Şimdi de tam sizin bu anlattıklarınızı biz de kanal ben de ekranlarından canlı olarak vereceğiz. Sevgili izleyiciler bence mutlaka ve mutlaka izleyin. Kaçırmayın, evet, derim. Burada reji bana böyle işaretlerde bulunuyor. Lütfen reklam arası verin. Reklam zamanımız geldi diye. Kısa bir reklam arası veriyoruz efendim. Siz de çaylarınızı, kahvelerinizi alın. Biz de stüdyomuzda bekliyor olacağız. Kısa bir ara sonra buradayız. Engellilerimizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için Mersin'de ilk defa engellilerimizin rahatlıkla binebileceği 110 engelsiz ve çevre dostu otobüsü hizmete sunduk. Biz vaat değil, hizmet peşindeyiz. Birlikte üretiyor, birlikte büyüyoruz. Mersin'in yeni lezzet durağı Helvacıoğlu Han Kafe Restoran. Pide, kebap çeşitleri. Usta ellerden çıkan Türk mutfağının eşsiz lezzetleri. Size özlediğiniz tatları hatırlatan sulu yemek menüleriyle Mersin'de yeni lezzet durağı Helvacıoğlu Han Kafe Restoran. Yeni meski yanında tüm Mersinlilerin hizmetinde. Bir telefonla ev ve iş yerlerinize siparişle siz de bu lezzetleri tadabilirsiniz. Sipariş telefon 0324 336 36 36. Adres Yeni Meskiyanı Adliye Karşısı. Helvacıoğlu Han Kafe Restoran. Lezzetin yeni adresi. Kırk yıl önce bir hayalim vardı. Bu yolda mücadele ettim, inandım, çok çalıştım. Doğduğum toprakların gücünü hep yanımda hissettim. Beni bugünlere getiren bunlar oldu. Biz de bir hayalin peşinden koştuk, hazmettik, büyüdük. Ama kalitemiz, milli kimliğimiz 40 yıldır hiç değişmedi. Şimdi de yeni markamız BluePet yakıt istasyonlarıyla Türkiye yollarındayız. Yüksek standartlarda ürün, benzersiz hizmet için BluePet'e gelin. Ulusal sermayenin gururu Ergaz'dan Türkiye'nin gücü BluePet. Milletimize hayırlı olsun. 1988 yılından günümüze Mersin'de faaliyet gösteren Hacı Baba Restorant, 600 metrekarelik mekanı, 300 kişilik salonu ve geniş kadrosuyla müşterilerine hizmet vermektedir. Hacı Baba Restorant 24 saat açık olup günlük ortalama 1200 misafir ağırlamaktadır. Hacı Baba Et Lokantası şimdi Yenişehir'deki yeni şubesiyle yeni tatlar tattırmak ve yeni dostluklar kurmak için sizleri bekliyor. Hacı Baba.
Ekranları başında bizi izleyen hanımefendiler, beyefendiler, Dijitürk'ten müthiş teklif, müthiş fırsat. Futbol şölenini artık evinizin rahatlığında izlemenin tam zamanı. Şampiyonluk mücadelesi, kıran kırana maçlar sadece Dijitürk'te. Van Persie'li, Nani'li Fenerbahçe, Gomez'li, Quaresma'lı Beşiktaş, Schneider'li, Podolski'li Galatasaray, Embiyalı Trabzonspor, Josie'li Bursaspor ve Eto'lu Antalyaspor. Ligimizdeki bu müthiş yıldızları ve müthiş maçları izlemek artık çok kolay. Hemen 0212 472 73 73'ü arayın, bu fırsattan yararlanın. Bu büyük kampanyada maçları izlemek yıl sonuna kadar sadece 39.99 TL. Hemen arayın, fırsattan faydalanın, sizin de Dijitürk'ünüz olsun. Evinizin rahatlığında maçları izlemeye başlayın. Bu kampanyaya yeni üye olan herkese bir ay boyunca İspanya, İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya Ligi ve Brezilya Ligleri bedava. Bu kampanyada maç önceleri ve maç sonraları bir ay boyunca Beko Basketbol Ligi de hediye. Formula 1 severler, Formula 1 de Dijitürk'te ve yine bir ay sizlere hediye. Bu eşsiz fırsat için 0212 472 73 73 nolu numarayı arayın ya da çağrı bırakın. Müşteri temsilcilerimiz sizlere hemen geri dönüş yapsın. İyi seyirler dileriz. Bu topraklar seni bağrına bassın istiyorsan, gönlün geniş, kapın herkese açık olacak. Yolda bile evinde hissettireceksin. Ford ticari araçlar 50. yıla özel 25 bin liraya 25 ay %0 faizle. Mersin'imizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için merkez ilçelerimize toplam olmak üzere 363 bin ton sıcak asfalt döktük. 112 metrekare kaldırım döşedik. Tüm Mersin yollarına 670 bin ton sıcak asfalt döktük. Biz vaat değil, hizmet peşindeyiz. Birlikte üretiyor, birlikte büyüyoruz. Başladı, başlıyor derken vallahi lazım başladı. Kim başladı? Ben Abbas, Mr. Yunus, yani Bülbül. Abbas Mersin'de başladı. Hiç kaçırmayın, her cuma, cumartesi, pazar sizin, bizim, hepimizin kanalı Kanal 33'te başladı. Kaçırmayın, haydi yallah. Efendim efendim, tekrar Kanal 33'teyiz. Duygu'yla Sabah Keyfi stüdyolarındayız. Mutfağımızdayız. Çok kıymetli konuğumla bugün önemli bir konuyu konuşuyoruz. Ekranlarını yeni açanlar için bugün nelerden bahsediyoruz? Bugün Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Fevziye Toros stüdyo konuğum. Otizmi konuşuyoruz efendim. Disleksiyi, ağırlıklı olarak otizmi konuşuyoruz. Nedir, nasıl tedavi edilir? Bayağı yol kat ettik. Eğer izleyemeyenler varsa yarın tekrarında izlersiniz. Mutfağımızda neler yapıyoruz efendim? Ersin Usta mutfağımızda. Krep yapıyoruz. Krep yapıyoruz ama evet, ne krep domates yapıyoruz? Soslu, domates soslu, tavuk mantarlı, domates soslu. Harcımız hazır. Nelerimiz vardı ekranlarını yeni açanlar için hemen hatırlatayım. Tavuğumuz vardı, tavuk göğsü özellikle tavuk göğsü, kullandık. Evet. Bu isteğe bağlı olabilir aslında, pirzola kullanan oluyor. Evet. Daha sulu isteyen oluyor. Hı hı. Tavuğu değiştirebiliyoruz. O
bizim tamamıyla kendi isteğimize tavuğun bağlı. Tavuğun bölgeleri de farklı lezzetli değil mi? Hani göğsü daha şey olur. Göğüs hani kuru. Kuru olur. Böyle en lezzetli neresidir? Bana kalırsa pirzolasıdır. Pirzolası en güzel yeridir. Hani böyle biraz daha suludur da. Evet. Hmm, lezzetli. İçerisine biz soğan koyduk, sarımsak koyduk. Biber, mantar, domatesimizi koyduk. İç harcımızı hazırladık sevgili izleyiciler. Krebimizi de yaptı Ersin Usta. Krebimiz için ne yaptık? Bir yumurta. Un. Un koyduk. İki kaşık un koyduk. Üç ya da dört kaşık un. Üç ya da dört kaşık un koyduk. Süt koyduk. Alabildiğince midir süt? Yoksa kıvama bağlı. Kıvama bağlı. Böyle çok su gibi de olmuyor herhalde. Evet. Çok katı da olmaz. Katı da olmaz. Şimdi ne yapacağız? Krebimizi dökeceğiz. Evet, sonra şöyle bir çevireceğiz, yapacağız, bir şeyler yapacağız. Krevimizi afiyetle yiyeceğiz bu arada. Sana kolay gelsin. Teşekkür ederim. Konuğuma diyorum Ersin Usta, yemekte çok iyi ama konuşmakta kötü. Böyle Ersin Usta'nın ağzından lafları kerpetenle alırız. Hadi konuş Ersin Usta, anlat diye. Ama gerçekten sen sanatınla konuşuyorsun. Teşekkür ederim. Lezzetli yemeklerinle konuşuyorsun. Şimdiden ellerine sağlık diyeyim. Efendim, otizmi dedik, özel okul ayağından bahsettik. Okullarda özel eğitim değil, aslında kaynaştırma. Şimdi şeyi de soracağım. Örneğin çeşitli okulların kaynaştırma sınıfları oluyor, bölümleri oluyor. Bu yine otistik çocuklar için midir ya da siz nasıl bakıyorsunuz? Doğru bir uygulama mıdır? O sınıflarda genelde 3-4 öğrenci oluyor. 2 öğretmen oluyor genelde. Her okulda yok. Otistik çocuklar için de bazen olabiliyor. Bazen zihinsel açıdan geride olan çocuklar için oluyor. Bir de kaynaştırma dediğimiz grup var. Kaynaştırma dediğimiz çocuklar normal öğrencilerle aynı sınıfta oluyorlar. O sınıfta bir ya da iki tane genelde oluyor. Rehberlik Araştırma Merkezi'nin raporuyla okul yerleştiriyor. Orada öğretmenler kaynaştırma öğrencisi olduğunu biliyorlar. Hani beklentileri çok yüksek olmayabiliyor. Ama normal diğer çocuklar gibi okuyabiliyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Tabii ki hani hiç yoktan iyi bir şey. Ama o çocukların da yaşla birlikte farkındalıkları artmaya başlayınca o kaynaştırma içinde bir süre sonra bir kısmı özellikle yalnız kalıyor. Bir takım davranış sorunları oluyor. Gruplara alınmıyorlar. Bu sefer daha çok hırçınlaşabiliyorlar. Yani sorun bitmiyor ama iki grup var. Yani ya özel alt sınıf ya kaynaştırma. Bazı çocuklarımızda sadece özel eğitim merkezlerinin okul şeklinde olanı var. Yani 5 saat günde 6 saat veya 7 saat özel eğitim merkezine gidiyor sadece. Orada eğitim almaya çalışıyor. Onlar kaynaştırma veya özel alt sınıfa gitmeyen grup. Değişik şeyler var ama tabii ki tam böyle oturmuş, sistematik bir uygulama maalesef yok. Ailelerin bir kısmı da özel alt sınıfı istiyor. Orada okulda dolmuş oluyor, yer yok. Hı hı. Özel kaynaştırma yer olmuyor veya başka okula gitmesi gerekiyor, eve uzak oluyor. Yani sıkıntılar yaşıyorlar gerçekten. Peki eğitim zamanları aynı mıdır diğer çocuklarla? Şöyle diyeyim. Birincisi süre olarak. Hı hı. Örneğin işte özel okullarda sabahtan akşama kadar eğitim olabiliyor. İşte eğer devlet okuluna gidiyorsa yarım gün eğitim oluyor. Şimdi hangisini? Normalde aslında tam eğitim süreleri ama aileler erken aldıkları zaman çok fazla bir orada müdahale olmuyor zaten. Hani çocuk 2 saat gitti, 2 saatten sonra sıkılıyor, şey yapıyorsa aileler alabiliyorlar. Ama süre olarak baktığınızda kaynaştırma grubuna ayrı bir süre uygulaması yok benim bildiğim kadarıyla. Ama çocuğun durumuna göre aile onu kendisi ayarlıyor. Şimdi normal eğitim sürecine geçmiş çocuklar için soruyorum. Normal okula başladılar ama hani bir yandan da tıbbi olarak da hani psikolojik olarak, hı hı, psikiyatrik olarak da destek alıyorlar. Hı hı. Hani bu çocuklara nasıl yaklaşmak lazım? Hani sınıfta sizin bahsettiğiniz çünkü bir iletişim problemi var ya da dediğiniz gibi iletişim kurmaya başladıktan sonra daha haylaz olabiliyor. İşte sınıfın düzeni ya da toplumsal sıkıntılar. Yani orada tabii ki bizler devreye giriyoruz. Hani gerekirse ilaç açısından da devreye giriyoruz, hı hı, ama onun haricinde
Beklenti düzeyi çok önemli. Ben burada, ben anne babam öğretmen, öğretmen çocuğuyum. Ama şöyle bir şeyle çok karşılaşıyoruz. Bunu tüm asistanlarıma da her zaman söylerim. İstese bu çocuk yapar. Şimdi elinizde çocuğun zeka düzeyi belli. Orta düzeyde veya hafif düzeyde. Yani akranlardan 1-2 yıl geri. Kaynaştırma grubu. Ve öğretmen aileye diyor ki istese yapar. Ben de diyorum ki bir çocuk başarılı olmayı neden istemez? Neden istemez? Muhakkak bir sıkıntı var. Burada en büyük sıkıntıyı aslında hani beklenti düzeyinde ayarlamak lazım. Hem öğretmen açısından hem anne babalara verilen mesaj açısından. Bu sefer anne babaların kaygısı artıyor. Daha çok uğraşıyorlar. Daha çok kaygı ve uğraş olduğu zaman geri dönüş. Çocuk tabii ki sıkıntı yaşıyor. Dediğiniz gibi davranış sorunları yaşıyor. Okula gitmek istemeyebiliyor. Hırçınlaşabiliyor. Anne babayla ciddi çatışmalar yaşıyor. Yani burada asıl olması gereken çocuğun akademik veya sosyal olarak doğru yönlendirmesinin dışında doğru bir beklenti içinde olmak. Bu öğretmen için de geçerli, ebeveyn için. Yani doğru bir bilgi akışı çok önemli. Beklenti düzeyini doğru ayarlamak. Ama onun haricinde sınıfta önde oturabilirler. Diğer çocuklar 3 sayfa ya da 3 soru çözülür. Bu çocuklar 1 sayfa yazabilir, 1 tane soru çözebilir. Bunlar olağan karşılanabilir. Test sınavlarında 10 soru soruluyorsa bu çocuklar 3-4 taneye göre değerlendirilebilir. Arkadaşlar arasında birazcık da kabul görmesi için öğretmenin, çünkü dışladığı bir çocuğu diğerleri de çok kolay dışlayabiliyor. Buna dikkat edilebilir. Çocuğa getir götür gibi basit ama çocuğun yapabileceği ek görevler vererek özgüveni desteklenebilir. Yapılacak sonsuz şeyler var. Ama tabii bir öğretmenin 30-40 kişiye baktığı bir okulda da bunu beklemek ne kadar gerçekçi, öğretmeni de düşünmek lazım. Ama keşke her sınıfta şöyle 2-3 öğretmenimiz olsa, yardımcı öğretmenler olsa, bu çocuklar için birazcık daha çaba, özel zaman harcanabilme. Evet, bazen yapılıyor olsa deniyor ama hani çok düzenli değil. Bazen anneleri öğretmenler sınıfa alıyorlar ama her okul için bu uygulama da çok doğru, pratik olmayabiliyor. Evet. Her okul izin vermeyebiliyor. O yüzden hani çok uygulanabilirliği olabilecek bir şey yöntem değil. Değil şu aşamada. Ama bence en önemlisi beklenti düzeyi. Ailelerin. Ailelerin ve öğretmenlerin. Öğretmenlerin beklenti düzeyi. Şimdi bu arada yağımız hazır. Ben beklediğini hissettim. Ne yapacağız şimdi? Krevimizi hadi bir dökelim, bir şöyle bir bakalım. Yağımızı, sıvı yağ koyduk. Şöyle döküyoruz. Sonra bunun var mı? Kızartmaya gerek yok. Evet. Zaten krebin hamuru da ne çok sıvı ne de çok katı, böyle. Aynen. Muhallebiden daha dökülme kıvamında. Evet, dökülme kıvamında, böyle ince bir. Şimdi onu bir güzel şöyle pişirip de alt üst edeceğiz herhalde. Evet. Peki. Güzel. Peki şunu soralım. Aileler, çocuklar eğitim hayatına başladı, devam ediyorlar. Bir yandan yine desteklerini alıyorlar. Ne olur? Hani aileler bunu herhalde çok soruyordur. Ben çocuğumdan ne beklemeliyim? İşte ileride hep klasik ailelerin çocuklar işte iyi bir işi olsun, işte kariyeri olsun, iyi bir işte mutlu bir hayatı olsun. Hani neyi bekleyin, ne olur çocuklara? Aslında ailelerin en büyük kaygısı bizden sonrası. Bizden sonra ne olacak? En büyük kaygı gerçekten bu. Ama onun haricinde diğer şey ayakları üzerinde durmaları. Ama bu şey olarak değil, yani illa belli bir yükselme olarak değil mesleki olarak, ama bizden sonra hayatını idame ettirebilir mi? Biz olmazsa kendisi yaşayabilir mi? Geçimini sağlayabilir mi? Gibi. Bazısı için evet, bazısı için hayır, ama o grubu ne yapılıyor? Erişkinde kim bakıyor? Nasıl oluyor? İnanın ben de çok bilmiyorum. Bizim 19 yaşa kadar yaş grubumuz. Ama burada da ailenin beklentisini tabii ki doğru bir şekilde ayarlamak için biz açıklamada bulunuyoruz, ama çok da umutsuzluk vermek ailenin bu sefer uğraş gücünü de azaltabiliyor. Onu çok hassas bir noktayla gerçekten vermek lazım. Yani doğruyu söylemek ama umudu da ona göre de yapılacakların da bir getirisi olacağını anlatmak. Ama bu bahsettiğiniz grup aslında daha ileri safhalardaki, evet, bu ileri safhadaki grup. Tabii ortaya da ağır düzey için. Mutlaka bir bakıma ihtiyaçları, yanında evet, bir yetişkinin birinin bakımına ihtiyaçları var bu hastalığın. Genelde evet, ama hafif düzey için bu çok daha hani minimum olasılık. Kendi başlarına hem dediğim gibi akademik süreçleri aileden sonra üniversite için, hem de sosyal anlamda kendilerini yetebilmeleri daha büyük olasılık.
Yine erken tanı, erken teşhis, erken kabullenme, erken eğitime ve tedaviye başlama. Çok önemli. Belki en önemlisi bu. Hani bugün özellikle ailelere benim hani vurgulamak istediğim şey gerçekten hiç moral bozmasınlar, erken yola çıksınlar, yüzleri çok daha fazlasıyla gülecek. Yani buradan ben de bir kez daha vurgulayayım sevgili izleyiciler, ne olur ne olur Fevzi Hocam da vurguluyor. Erken teşhis, erken tanı çok önemli. Ne için, hangi durumlarda bunu yapmamız gerekiyor? İletişim, bir kere otizmin bir iletişim sorunu olduğunu kafamıza yerleştirmemiz gerekiyor değil mi? Evet, isim felaket değil, bulgulara odaklanalım. Bulgulara odaklanalım. Evet. Eğer verdiğiniz yanıtlara dönüt alamıyorsanız, tepkilere dönüt alamıyorsanız, bir iletişim kopukluğu yaşıyorsanız, aynen, bir şey, yani işte bizim çocuk da çok içine kapanık, aman çok antisosyal falan gibi tabirler şey yapılır, kullanılır. Bu ileri boyuttaysa mutlaka... Evet. Yani görülmesinde gerçekten fayda var. Çok şey değişiyor. Keşke bu birkaç tane bu süreci yaşayan hani şu aileler de olsa, onlar bile bir 4-5 ay sonra çok farklı şekilde geliyorlar. Özellikle dediğim gibi erken yol alanlar çok güzel sonuçlar alıyorlar. Peki ilk olarak şunu diyeyim, kontrol amaçlı da aslında diyorsunuz hani bulgular görüldüğünde götürmeli. Ama sanki aslında bulgu olmadan da normalde bir genelde çocuğu işte evet götürüyoruz seni çocuk doktoruna ya da diğer branşlara ama bir psikiyatriye de götürmekte sanki fayda var gibi geliyor. Öyle aileler de oluyor. Öyle aileler de var artık gerçekten. Hani biz 6 ayda bir, yılda bir gelsek olur mu? Hı-hı. Gelişimini takip eder misiniz? Hı-hı. Var. Artık onlar da artmakta. Tabii ki olur. Niye olmasın? Yani sonuçta biz bir bütünüz. Biyopsikososyal bir bütünüz. Çocuklar da öyle. İşin biyolojik ayağı var, sosyal ayağı var, ruhsal ayağı var. Dolayısıyla bir eksik olursa diğer tarafta da bir sıkıntı olacak demektir. Tabii ki neden olmasın? Bu noktada da aslında demek ki bir 7-8 aylıkken size gelip de şöyle bir siz genel muayeneyi yapıp da ilk aşamada teşhislerini koyabiliyorsunuz. Yani tabii ki, ve tabii bu da ileride çocuğun peki hafif düzey eğer teşhis konulmaz ve tedavi edilmezse ağırlaşabiliyor. Ağırlaşabilir. Bunun için tabii bazı risklerin de devam ediyor olması lazım. Hı-hı. Veya aynı kalabilir. Ama bir süre sonra özellikle çocukların 2 ile 6 yaş arası alıcıları çok yüksektir. 6 yaşından sonra alıcıları yani bilgiyi alma, yorumlama gittikçe tabii ki devam eder ama azalarak devam eder. Hı-hı. O yüzden erken yol almak önemli derken eğitime erken başlandığında, erken teşhis konduğunda, erken uğraş olduğunda zihinsel gelişimde uyarılar boyutunda gelişir. Kreşin de esprisi odur zaten. Kreşte renk, şarkılar, şiirler, bir sürü kalıplar, aktiviteler, grup oyunları, belli kurallar o kadar çok şey öğretiliyor ki aslında zihnin o öğrenme merkezi kanlanmıyor doğal olarak. Kanlanınca oradaki sinir hücreleri besleniyor. Dolayısıyla gelişiyor. Yani hani bir kırsalda yaşayan uyarı az alan çocukla şehirde kreşe başlayan çocuk arasında yapılan zeka testinde bile neredeyse 20 puan fark olabiliyor. 20 puan çok, çok büyük bir fark. Aynen. Dolayısıyla yani uyarı çok önemli. Uyarı da evde ne kadar verebiliriz? Bir yere kadar akran uyaranı çok önemli. O yüzden kreş veya akranlarla bir arada olmasın vurgusunu o yüzden yapıyoruz. Siz ne zamanı tam önerirsiniz? Bu konuda da hep bir grup uzman der ki işte en güzeli ailenin yanında işte ne kadar geç giderse işte bir grup bilim insanı da hayır işte bu uyaranlar kreşin faydalı bir ortam olduğu vesaire. Bu işin doğru zamanı ne zamandır? Şimdi, yani bilimsel olanı tabii ki benim keyfi şeyim değil tabii ama 3 yaş itibariyle aslında sosyalleşme başlar. Ödül cezayı anlar, kuralları anlar, paylaşmayı öğrenir. Model alır, empati kurmaya başlar, diğer çocukları takip eder ve 3 yaşından sonra zaruri diyebiliriz. Ama 3 yaşından önce de sık bakıcı değiştiriliyorsa, bakıcıdan aile memnun değilse, dediğimiz gibi iletişim sorunu varsa, geç konuşuyorsa, anne 3-4 çocuğu var yeterince ilgilenemediğini düşünüyor ve gerçekten ilgilenemiyorsa, yani birçok risk faktörü varsa 2 yaşında kreşe başlanmasında en azından sabahtan öğlene yarım gün hiçbir sakıncası yok. 3'ten sonra zararı, 3'ten öncesi de duruma göre önerilebilir.
eğer özel eğitime ya da şey, bu tip otistik bir durum söz konusuyla, otizm söz konusuysa da erken süreçte de başlatılması özel eğitim almasında. Tabii ki. 8'de işten geliyordur. Bankacılar mesela çok geç gelebiliyorlar. Evet. Bakıcı o saate kadar ne kadar uyarı verebilir. Tabii. Sonra 9'da çocuk yatıyor, belki 10'da yatıyor, çok vakit geçiremiyorlar. Akran çok göremiyor. O yüzden hani bakıcıdan ziyade 2 yaş civarında o grup için mesela hani normal popülasyon gibi görsek bile kreş önerimiz olabilir. Evet, bu arada siz krebi yaptınız, bilmiyorum Hüseyin herhalde gösterdi değil mi? Böyle bir atraksiyonlar oldu, çevirdik. Ben de böyle çok iptali bakarım böyle hani o yapılır, hiç bozulmaz şak diye. Tekrar yücel güzelce efendim krebimiz gördüğünüz gibi sevgili Hüseyin'cim. Ersin Usta krebi yaptı. İç malzemeyi hazırladık ama şimdi soğan var tavamızın içerisinde, biber var, domates sosunu hazırlıyoruz. Ondan sonra ne yapacağız? Malzemeleri böyle koyacağız. Rulo haline getireceğiz. Sosunu döküp yiyeceğiz. Evet. Diyorsunuz. Efendim yiyeceğiz, biz de bekliyoruz böyle afiyetle yemeği. Burada bir bilseniz efendim stüdyoda böyle mis gibi kokular geliyor değil mi Fevzi Hocam? Evet. Hani öğle saati de yaklaşıyor bize yavaş yavaş midemizde açlık emareleri gözükmeye başladı. Şimdi benim hep aklıma gelen dediğiniz çocuklarla zaman ayırma, çocuklarla vakit geçirme, çocuklarla kaliteli zaman geçirme. Belki en büyük sorunu tabii ki babaların da mutlaka ki babalar da ilgilenmeli ama hani anne daha primer çocukla daha fazla zaman geçiren ebeveyn olduğu için hani onların bizlerin daha çok dikkat etmesi gerekiyor. Peki bunu da öğretmek lazım aslında, bilmiyoruz. Hani çocukla zaman geçirmek demek yani ne yapalım, ne yapılmalı, anne ne yaparsa bu çocuklar için hem otizm hem de diğer yani sağlıklı bir zihinsel ve ruhsal gelişim için. Kaliteli zaman nedir? Kaliteli zaman öncelikle çocuğun ilk birkaç yıl konuşmak gerekirse doğru zamanda ihtiyacı olan şeyi vermektir. Hı-hı. Yani beslenme saatinde besinini vermek, onun sevgi ve şefkat istediği zaman onunla göz teması kuraraktan sarılmak, öpmek veya altını kirlendiği dönemde çok beklemeden temizliğini yapabilmek. Ama şu değildir, televizyon önüne koymak ya da oyuncakları önüne verip mutfakta uğraşmak. Veya yanında işte mıyız, nasıl olsa oynuyor. Ha, evet. Hı-hı. Yani paralel olmamak, işin içine girmek. Dahil olmak. Burada şu da önemli. Özellikle çocukların yönlendirmesine izin vermek de gerekir. Yani onlar kurguyu kursun, biz onları takip eden olalım. Eğilelim, beraber oynayalım, faaliyetler yapalım. Yani ne kadar paylaşım ağırlıklı, duygu olabilir, motor gelişimle ilgili bir paylaşım olabilir, oyunlarda olabilir. Güreş, şakalaşma olabilir. Hiç fark etmez. Önemli olan çocuğun beklediği oranda, beklediği şeyin paylaşımına ortak olmak. Hmm. Budur kaliteli zaman. Yani o bir türlü evde olursunuz tüm gün. Ama evet, o yüzden hani çalışan anneler çok stres yapmasınlar bence. Ama tabii ki akşam çok yorgun gelmez veya en azından yarım saat, bir saat çocukla güzel vakit geçirebilirlerse bence belki tüm güne bile bedeldir. İşte en büyük hatada demeyeyim de ben şimdi neticede çalışmıyorsa da ev hanımlığı da son derece zor bir kesinlikle grup ve çalışma bence en ağır işi diyebilirim. Gün içerisinde işte yapılması gereken hele çocuk sayısı çok fazlaysa oturup da birebir sizin bahsettiğiniz gibi işte zaman kimi zaman geçirilemeyebiliyor. Ama sevgili izleyiciler şöyle de düşünmek lazım. Bunu aslında yaptığınızı çocuklarınızın gözlerinden de görebiliyorsunuz. Onlarla geçirdiğiniz bir 40 dakikalık birebir süreç bile ben bu anımı sadece sana ayırıyorum. Ben bu anımda sadece seninle birlikteyim ve senin dünyandayım hissini vermek bile onların o davranışlarında inanılmaz değişikliklere neden olabiliyor. Çok kolay fark ederler. Değil mi? Kesinlikle. 0-2 yaş özellikle duysal dönemdir. Sizin kalp atış şekliniz, vücut ısınız, bakışınız, ses tonunuz, nefes alma şekliniz, iyi misiniz, kötü müsünüz, mutlu musunuz, mutsuz musunuz, gergin misiniz hepsini alır ve sizin aynanız olur çocuklar. Sizin paraleliniz olur. Dün bir hasta görmüştüm. Çok güzel. 1,5 yaşında bir çocuk. Baba şöyle bir şey söyledi. Akşam biz çok keyifli bir şekilde onunla ilgilenirsek
o şekilde uykuya dalarsa gece uyanmaları daha az oluyor. Ama akşam çok ilgilenmezsek ya da bir gerginlik olursa gece çok sık uyanıyor ve ağlıyor. Yani her çocuklar şey evet, bir de zaten uyku da gün içine yaşanan sürecin devamıdır zaten. Ve babanın farkındalığı güzel bir farkındalıktı bence. Dedim o zaman yapılacak şey belli. Dolayısıyla gerçekten gün içinde yaşanan keyifli zaman, özellikle uykudan önceki yaşanan keyifli zaman uykunun daha kaliteli olmasını da sağlar. Siz gergin değilseniz çocuk da gergin olmuyor. Özellikle küçük yaş için. Ama siz azıcık gergin olduğunuzda otomatik olarak onların davranışlarında hırçınlık, huzursuzluk, ağlamalar, gereksiz bir takım tepkiler, elindekini atmalar görebiliyorsunuz. Aslında bir dönüp kendimize bakmak lazım. Evet, neden öyle? Evet, biz ne yaptık? Evet, bizde değişen nedir diye. Evet. Daha sonra da özellikle bu ergenlik döneminde çocukların gösterdiği reaksiyonlarda işte bu çocuk beni dinlemiyor ya da işte çok asi, çok sert davranışlarda bulunuyor. Dönüp geçmişe aslında rol model olarak anne babayı bu çocuk gördü çocukluğunda. Burada şey de çok önemli. Hani özellikle ergenlik döneminde aslında birçok anne baba ne yapıp ne yapmaması gerektiğini farkında. Ama uygulamada bir sorun var. O yüzden ben hani anne babalara diyorum tamam farkındalığınız güzel ama bunu yapmak için toleransınız yeterli değilse siz de destek alın. Değil mi? Tek çocuğu ele almak bir yere kadar. Hani ergen için özellikle ergen söyleyecek için. Olursak. Zor bir süreç, farklı bir süreç. Gerekirse anne babalar da özellikle ilk çocuklarda, ilk deneyimlerde geç kalmadan destek almaları iletişim şekillerini çok farklı bir hale, olumlu hale getirebilir. Çünkü iletişim kanalları bir yerde koptuktan sonra onu tekrar eski haline getirmek çok daha zorlu bir süreç oluyor. Kesinlikle, zannediyorum. Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Evet, şimdi Ersin Usta soğanları, biberleri kavurduk. Üst domates sosumuz için bir kaşık domates salçası koyduk. Rengini daha iyi kısaltması için ve biraz daha kıtırlaşması için. Kıtırlaşsın diye şöyle bir kavurduk. Evet. Güzel oldu. Üstüne de domates rendesi evet. yaptık. Şimdi bunu da kaynamaya bırakıyoruz. Aynen. Ondan sonra da artık o sunma, sarma evet aşamasında biz de izleyeceğiz ki. Çünkü yemeğin tabii lezzeti kadar da onu yemeğe cezbeden sunumu muhakkak. Dışarıda işte restoranlara gittiğimizde öyle aynı eti biz de pişiriyoruz ama o kadar böyle hürmet görmüyor. Aha, sizin öyle sunumlarınız oluyor. İşte küçük bir maydanoz dalı bir biberiye bile olaya bir çok ambiyans renk. Yaratıyor efendim. Evet, evet. Sunum çok önemli. Hayatta da böyle herhalde. Kesinlikle. Değil mi? Hayatı nasıl renkler önemli. Renkler önemli. Sunduğumuz, baktığımız tarzımız çok çok önemli. Şimdi ailelerin kabullenme, yine ben otizme dönecek olursam dediğiniz ifade, yine vurguluyorum, erken teşhis dediniz, 0 işte 3 yaş arasında aslında otistik olsun ya da başka bir rahatsızlığı olsun olmasın çocukların hayatında inanılmaz önemli bir nokta. Kesinlikle. Şu da doğru mudur? İşte çocuk 0-3 yaş arasında ya da işte o 3-6 yaş arasında kişiliğinde neler biriktiriyorsa artık o ileride değişmez. Hani neyse odur yani, diye. Doğru mudur bu? Tam doğru değil ama değil. Kısmen doğru. Kısmen doğru. Aslında 3-6 yaş arası model açısından baktığımızda önemli bir süreç. Hı hı. Kız çocuk daha çok kız kimliği ve anneyi model alır. Erkek çocuk babayı özellikle 3-6 yaş arasında alır. Ama gelişim ve değişim aslında yaşam boyu süren bir süreç. Hı hı. İlk 6-7 yıl evet önemli ama bitmiyor. Genetik %70-80 önemli öncelikle. Genetikten yani kişilikte sonra genetik tabii ki çok önemli. Büyük bir faktör. Tabii %70-80 doğarız, %20-30 şekillendirebiliriz. O yüzden hani çok basitse belki girmemek neysek lazım. Neysek oyuz bir yani anlamda aslında. Öyle oluyor. Biz neysek bizim de toplamımızın bir parçası aslında çocuklar. Ama %20-30 da tabii küçük bir oran değil. Eksiklerimiz, yanlışlarımız varsa onları yansıtmamak, kendimizi toparlamak, doğru model olmak, doğru yönlendirme yapmak da çocuğu şekillendirme aşamasında önemli. İlk 6-7 yıl önemli ama ömür boyu devam eden bir süreç aslında. Hani bu zaman bizdeki şu laf doğru mu? 7'sinde neyse 70'inde de. Kısmen evet. Kısmen evet. Kısmen yani evet. Çok fazla üzerinde oynayıp değiştirmek çok mümkün. Olmuyor. Bence olmuyor. Yani son yıllarda zaten çok fazla genetik araştırmalar da yapıldı. Yani yapılıyor da. Hı hı. Her davranışın, her bir özelliğin artık neredeyse genini tanımlamak mümkün olmaya başladı. Dolayısıyla gerçekten şey çok önemli.
genetik miras. Genetik miras çok evet. önemli. Evet. Bizde... Ebeveyni görüp görmemesi önemli değil. Bazen anneler diyor ki babasını görmedi ama biz ayrılmıştık. Hiç önemli değil. Yani sonuçta geni var. Aynı babası gibi ama olabilir diyorum. İşte açıklıyoruz o zaman da. Genetik miras da gerçekten çok önemli. Çevrede beraber sonuçta şekillendiriyor. Otizmde de konu, sohbetin başında söylediğiniz ama ekranlarını yeni açan izleyicilerimiz için tekrarlamak isterim. Ailede bir, mesela bir kardeş otistik, ikinci bir aile çocuk yapmaya karar verdiğinde onda da olma yüzdesi diğerleri gruba göre daha fazla. Çok sık sorulur aslında bu soru. Haklılar da çünkü ne kadar emek verildiğini biliyoruz ilk çocuklarda özellikle olduğunda. Şimdi %1-2 olduğunu söylersek genel otizm yaygınlığının kardeşlerde risk iki katına yani %4-5'e çıkıyor. Ama otizm olmayıp otizm dışında kardeşlerde bazen konuşmada gecikme, okulda başarıda sorun, özel öğrenme güçlükleri, disleksiya gibi zihinsel gerilikler, bazen obsesyon, takıntılar da sık görülebilir deniyor. Ama şöyle söyleyeyim, genel olarak bakacak olursak %15-20 ikinci kardeşte değişen şiddette sıkıntıya aday ama %80 değil. %80 değil. Çok iyi bir oran. Evet, bunu genetik olarak da saptamak mümkün değil. Yani amniyosentezde olabilecek bir şey yok henüz. Bir done bir yeri yok. Dolayısıyla olasılık yüksek. Ben burada şöyle söylüyorum. Bu sizin gücünüzle ilgili. Hani olmama olasılığı bu. Bilimsel olarak olma olasılığı bu. Kötüsünü düşünürsek, çocukta bir sıkıntı olursa sizin buna tolere edebilme, bakabilme ruhsal veya maddi gücünüz veya var gücünüz mı? Var mı? Varsa karar sizin. Bu riski alabilirsiniz. Evet, bu karar sizin sonuçta ama bilimsel olanı siz söyleyebiliyorsunuz. %100 evet ya da hayır demek zaten çok İleri yaş şey gebeliklerinde değil. Bir istatistik var mı? Hani ya da yapılmış yaş çalışma gebelikte var mı? Var. İleri yaş gebeliklerinde var. Erken doğum, erken yaş gebelikleri de risk, ileri yaş gebelikleri de risk. Ama en son yıllarda yapılan çalışmalarda özellikle baba yaşı çok önemli. Öyle baba mi? Yaşının genel ileri olması. Yumurtadan kaynak, hani hep annenin baba yaşının yaşlı 40 yaş üstü, 45 yaş üstü babaların çocuklarında otistik spektrum bozukluğunun çok daha sık çocuklarda görüldüğünü artık çalışmalar gösteriyor. Baba yaşı en büyük risk faktörlerinden bir tanesi. Yani sperm kalitesi bu noktada çok önemli, önemli. Bir... Evet, son çalışmalarda onu destekliyor. Özellikle bu konu üzerinde vurgular çok. Bu konu üzerinde. Evet, artık biz yavaş yavaş tamam programın sonuna geliyoruz ama şu yemeğimizin sarılma ve hazırlanma aşamasını da görelim. Şimdi içerisine, krebimizin içerisine malzemelerimizi koyduk. Gayet lezzetli, hoş bir krep oldu bu. Tabii bunu şeyleri de var değil mi Ersin Ustam? İsterse böyle mesela toprak kaplarda, çömleklerde özel fırınlanıp yapılabiliyor. O da ayrı bir lezzet katıyor. O ayrı bir lezzet, evet. Tamamıyla ayrı bir lezzet. Bunu böyle yaprak sarması yapar gibi sardık. Ve üzerine de sosumuzu mu efendim şöyle dökeceğiz? Güzelce. Oldukça hoş kokular geliyor. Lezzetli de. Lezzetli de. Ellerinden çıkar da lezzetli olmaz mı? Hani bu arada servis hazırlayayım konuğumuz için. Efendim bu sizin şahsınıza özel gördüğünüz gibi yapıldı. Size spesiyal Ersin Usta'nın. Elinize sağlık. Şimdiden afiyet olsun. Bugün mantarlı, domates soslu, tavuklu krep yaptık sevgili izleyiciler. Aman hemen o süslemelerimiz de olmazsa olmaz. Kesinlikle. Sizler için. Yapımı aslında kolay ama zor da. Krebin kıvamını tutturamazsak vay halimizi. O Ersin Usta elinin maharetiyle böyle şak diye güzelce çevirdi o krepleri ama... Biz ne kadar onu öyle güzelce çeviririz bilemiyorum. Yani şöyle servislerimizi de şunları buradan alalım bir bakalım. Şöyle güzel tattıralım. Ellerinize sağlık. Buyurunuz efendim. Şöyle teşekkür ederim. Afiyet olsun. Pardon. Bakalım bence affettirir. Bilemiyorum. Bugün affettirir bizi. Hocam geldiğinde demişti, beğenmeyeceğim demişti. Beğenmeyeceğim demişti ama bilemiyorum evet. artık. Şimdi şakası.
Elinize sağlık. Afiyet olsun. Sınavı geçtik. Elinize sağlık. Gerçekten geçti. Çok güzel. Afiyet, bal, şeker olsun. Yavaş yavaş programımızın da sonuna geldik. Kapatacağız programımızı. İzleyicilerimize, otistik ebeveyn, çocuk sahibi olan ebeveynlere lütfen hani vurucu nedir, şunu mutlaka nedir mesajınız, son o mesajları alalım. Geç kalmayın. Kabullenme süreciyle oyalanmayın. Doğru yere başvurun. Yüzünüz çok daha hızlı bir şekilde güleceğine eminim. Yeter zaman. Ki kabul etsinler. Yani, evet. Zaman çok önemli. Zamanı iyi kullansınlar. Eğer erken teşhis olursa bu bir kabus bir değil, şans. Bir evet. Felaket değil. Tedavi edilebilir ya da ilerlemesi durdurulabilir. Kesinlikle. Kesinlikle. Ben çok teşekkür ediyorum ben efendim. Ben teşekkür ederim. Bu yoğun gündeminizde bizleri de böyle davetimizi kabul ettiniz, geldiniz. Çok sağ olun. İlerleyen zamanlarda tekrar birlikte olacağız. Cumartesi günü zaten yine birlikte olacağız. Buradan da Kanal 33 ekranlarından biraz önce bahsettim sevgili izleyiciler. Önemli bir sempozyum. Hele ki biraz önce Fevziye Hocam da bahsetti. Otizmin oluşmasında, ilerlemesinde çok önemli bir etken. Hani bu çocukların elindeki tabletler, telefonlar, saatlerce izlenen televizyonlar. Belki işte anne babaların işine geliyor, ay çocuk oyalanıyor. Aman hadi otur al eline yavrum tabletini, al telefonunu. Sanki böyle bir şeker veriyormuş edasıyla. Hepimizin yaptığı hatalar bu. Ben iğneyi ve çuvaldızı da kendime de batırarak bir anne olarak söylüyorum. Yapmamalıyız, kaliteli zaman geçirmeliyiz. Ne olur 24 saatin en azından 1-2 saatini de baş başa çocukların dünyasında, biz de kendi çocukluğumuza dönmüş oluruz böylece, onlarla birlikte geçirelim. Otizm dünyanın sonu değil, kabus değil, tedavi edilebilir. Yeter ki erken teşhisle yola çıkılsın, direktiflere uyulsun. Ersun Usta teşekkür ediyorum. Ben ellerine sağlık. Haftaya, çarşambaya yine görüşeceğiz. Burada olacağız. Efendim bir sonraki programa kadar sevgi, huzur, mutluluk, barış sizinle olsun efendim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hayata da gülen gözlerle, gülen yüzle bakın. Hoşça kalın efendim. Engellilerimizin geleceğe emin adımlarla ilerlemesi için Mersin'de ilk defa engellilerimizin rahatlıkla binebileceği 110 engelsiz ve çevre dostu otobüsü hizmete sunduk. Biz vaat değil, hizmet peşindeyiz.